Gelecek endişesi, gelecek kaygısı, gelecek korkusu. Acaba ne olacak? Geleceğimiz ne olacak? Sana şunu söyleyebilirim. Şu anki sen geçmiş 5 sene önceden başlıyorsun, öyle düşün. 5 sene önceden hesap yap. Kiminle oturuyordun, kiminle kalkıyordun, hangi filmleri izledin, hangi şarkıları dinledin, hangi mindset, inanç kalıpları oluştu sende, son 5 sene kimlerle takıldı, ona bağlı şu anki durum. O zaman sen şimdi 5 sene sonrayı değiştirebilirsin veya şu ilk 5 seneyi değiştirebilirsin. Neyle alakalı? Seninle alakalı. Kiminle takılıyorsun, kiminle oturup kalkıyorsun, neleri izliyorsun, hangi kitapları okuyorsun, hangi şarkıları dinliyorsun. Şu beynini kime verdin, kime teslim ettin? Sana bağlı. O senin seçimin, senin kararını kime verdin, kime teslim ettin? Nasıl kullanıyorsun şu anda? Eğer, bak şunu söyleyeyim. Eğer sen şu beynini ana akıma verdiysen, senin beynine ana akım medya veya herhangi birileri, tamam mı, olumsuzlukları yüklüyorsa, şırınga gibi şu anda müsaade ediyorsan, teslim ettiysen beynini onlara, o zaman kaygılanmada, korkmada, tedirgin olmada, gelecek korkusu konusunda haklısın. Hak veriyorum. O sana bağlı, senin seçimin, senin kararında. Dolayısıyla sen geleceğini güzel inşa etmek istiyorsan, hani o Nuh'un gemisi gibi bir gemiye binmek istiyorsan, biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın bir gemisi vardı değil mi? Gemiye binen bütün korku, kaygılardan, tedirginliklerden kurtulmuştu. Sen o gemiye binmek istiyorsan o zaman şu anda hayatın daha disiplini, özgüveni güçlendirici planlar yaparak, takıldığın insanlar, okuduğun kitapları seçerek o felaha ulaşabilirsin. Gelecek korku, kaygı, tedirginliklerden kurtulmak senin elinde. Çünkü şöyle bir durum da var. Şunu da diyebilirsin, ama hocam ben kendime güvenemiyorum. Bunlardan kendimi nasıl koruyacağım? Bu olumsuz şırıngalardan kendimi, negatif haberlerden, negatif dizilerden, negatif insanlardan, negatif vampir gibi benim enerjimi çeken bu tiplerden ben kendimi nasıl koruyacağım? Bu sana bağlı. Sen özgüvenini arttıracaksın. Bir kere özgüvenini arttırmanın yolu, bir işi başladığın zaman sonuna getirmek, eline söz verdiğin zaman yerine getirmek, aldığın kararların arkasında durmak sana özgüven kazandırıyor. Özgüveni kazandırdıktan sonra birey olmaya başlayınca onlara dur diyebilirsin, o olumsuzluklara. Yani müsaade etmeyerek onlara, Almanların bir sözü var, onlara stop diyebilirsin. Özgüvenini arttırarak, yani birey olarak yapabilirsin. Ama hocam ben hala yapamam diye düşünüyorum diyorsan, o zaman küçük Emrah moduna girmişsin demektir. Yani kurban rolüne girmişsindir. Mızmızlanma rolü. Yani ergenlik çağındaki çocuklardaki durum. Yani ergenlik çağından daha çıkamamışsın, daha birey olamamışsın. Sen kendini köle olarak kullandırmaya müsaade ediyorsun demektir. Tamam, bu zamana kadar kullandılar seni. Bundan sonra da beynini kiraya vermeyi bırak artık. Çünkü farkındalık oluşsun sende. Farkındalık oluşursa, yani şu anda neyin problemi olduğunu sen anlarsan, farkında olmak, o zaman içsel ve dışsal kaynaklar devreye girer ve problemi çözer. O zaman canlanırsın. Tamam, anlaşıldı. Ben ilk yapacağım şey o zaman özgüvenimi arttırmak. Özgüvenimi arttırmak için yapmam gereken şey neymiş? Bir şeye evet dediğim zaman evet demem lazım, devam etmem lazım. Yani kararımı değiştirmemem lazım. Bununla beraber bir işe başladığım zaman sonuna getirmem lazım ve bunu görmem lazım. Aldığım kararın arkasında durmam lazım diye birinci adım bu. İkincisine, bu davranışları yapınca da birey olmaya başlıyorsun. Yani kişi olmaya başlıyorsun. Kişi olunca da olumsuzluklara hayır diyebiliyorsun. Yani kiraya vermiyorsun artık beynini. Dur diyorsun, biraz önce dediğim gibi dur demeye başlayınca da artık beynine negatif telkinleri, negatif olumsuzlukları pompalamıyor beynine. Ve sen de o zehirlerden, atıklardan kurtularak, yani çaresizliklerden kurtularak oraya çareyi otomatikmen yüklüyorsun. Olumlu olanları yüklüyorsun. Yöntem, taktik, teknik yüklüyorsun. Kendini geliştiriyorsun. Onları oraya koyunca da çaresizlik gidiyor. Çare kalıyor. Çareyi bildiğin için gelecek korkun kalmıyor. Çünkü biliyorsun, önünü görebiliyorsun. Nelerle karşılaşıp
Onları nasıl çözeceğini bildiğin için kaygın olmuyor ki. Tedirginliğin kalmıyor. Bununla beraber artık tevekkül etmeye başlıyorsun. Tamam, ben elimden geldiği kadar yaptım. Bana düşen görev ne? Bu bardağı buraya kadar götürmek. Ağzıma kadar götürdüm. Rızık Allah'ın işi. Rızkı veren Allah. Yani o işe karışmıyorsun sen. Senin için sadece sana düşen görev neyse onu yapacaksın. Sana düşen görev bu öğrendiklerini hayatına yansıtmak. Gerisini zaten Rabbim veriyor. Çünkü bütün iyilikler Allah'tan. Kötülükler insanın nefsindendir. Ayet-i Kerime sevgili arkadaşlar. Biz insanların işi de görevlerimizi yerine getirmek. Gerisi Rabbim veriyor zaten. Dolayısıyla bu öğrendiklerini hayatına yansıtmanı tavsiye ediyorum. Bu konuları aslında biz eğitimlerimiz içerisinde açıyoruz. Yani korkuyla, kaygıyla, tedirginlikle gelen bir katılımcı, programa katılan, mentörlüğe katılan bir kişi örneğin korkularını kapının dışarısında bırakıyor artık. Niye? Çaresizliklerden kurtuluyor, kapının dışında kalıyor. Burada çare var çünkü, yöntem, teknik, bilgi var. Ve bu bilgiyi, bu ilmi kullanmaya başladıkça korku, kaygı, tedirginliklerden kurtuluyor. Sen de bunu yapabilirsin. Yani karar senin. Sen de gelecek korku, kaygı, tedirginliklerden kurtulabilirsin. Bundan eminim. Çünkü birisi bir şeyi başardıysa sen de başarabilirsin. Buna inanman lazım. Sen de bu konularda kendini daha detaylı geliştirmek istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken bu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.